sen yokmuşsun yani. Öncelikle sizi bir tanıyalım Mustafa abi. Ben Aslım Sayın Bey'in Beypınar köyündenim. 74'te Kozan'a geldim. 79'dan beri de bu evin olduğu yerdeyim, bu yurttayım yani. 79'dan beri. Mesleğim boyacılıktı. Boyacılık yaptım yıllarca. Daha sonra çocuğumuz 2016'da şehit oldu, Fırat Kalkanı şehidi. Ziya Özkozan. Ziya Özkozan oldu, evet. Şehit babasısınız. Şehit babasıyım ben. Ziya Özkozan'ın babasıyım. 2016 Eylül'de Fırat Kalkanı Fırat Kalkanı harekatında Cereprus Vuhu köyünde şehit oldu bizim evet. Çocuğumuz. Her yılda şeyini okutuyoruz mevlidini, şehadetinin yıl dönümünde. Bu sene de aynı şeyi yapalım dedik. Yani bir davetli topluluğu çağırdınız. Evet, bir dışarıda hazırlıklar yapılıyor dışarıda. Biz de bugün sizin ilk yıl yapmış olduğunuz odanızı şehidimize ait odası, evet. Onun özel eşyalarının bulunduğu evet. Odasındayız. Bazı değişiklikler de yaptınız. Evet, yaptık. Onun anısına işte ehliyetinden, elbisesine her şeyine, kadar, evet. Tesbihinden, kupa bardaklarına kadar. Çocukluk bilyelerine kadar burada. Benim billalarımı atma demişti bize. Onları bile atmadık biz. Özel eşyalar işte. Burada giysileri var. Şöyle açayım istersen. Evet. Şöyle bu Suriye'de komutanları yaptırmış. Şu kendinin giysileri. Zaten tanışı olduğu için tulum elbise giyiyor. Evet. Bir iki yumruğa. Bunlar da şeyden çıkan elbiseleri. Evet. Çantadan çıkan elbiseleri. Evet, bu sene 9. 9. yılındayız, evet. Ise Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Mekanı cennet olsun. Allah razı olsun. Dışarıda da bir Kur'an-ı Kerim tilaveti okunacak. Allah razı olsun. Kabul eylesin. Allah razı olsun. Hepinize. Çok teşekkür ediyorum. Bunu da başkanımız sizin odaya daha iyi yakışır diye. Atatürk'ü mü? Atatürk'ü. Onu da çekelim. Bize verdi. Sağ olsun. Onu da dün evvelsi gün bize Zeynep Hatun mu? İnönü'nün oradaki anaokulunun öğretmeni müdürü hediye etmişti başkanı. Hmm. Başkan da bize hediye etti. Evet. Şehidimize ait oda yaptınız. Evinizin bir köşesinde evet. Burası bir odası. Evet. Buraya her girişinizde bir duygu atmosferi tabii oluyor. Tabii her girişimde hüzünleniyorum. Şehidimin az önceki oğlanın çocuğu var. Adını verdi Fırat Ziya diye. O çocuk koşa koşa geliyor, ben de peşinden geliyorum. Buraya geldiği zaman böyle konuşamıyor, eliyle işaret ediyor. O beni çok duygulandırıyor. Biraz bazen gözyaşı döküyor, bazen hüzünleniyor. Bazen işte diyor ki, ya bu adam kendini kurtardı, biz bize bakalım diyoruz. Zamanımız böyle geçiyor. Yani bir taraftan gurur duyuyoruz, bir taraftan hüzünleniyoruz. Bu iş kolay iş değil. 26 yaşında delikanlı bir adam, 11 aylık evliydi, çocuk yoktu. Huzuruna geldik, divanına durduk, ellerimizi açırıp sana yalvarıyoruz ya Rabbi. Bizleri huzurundan ellerimizi boş çevirme ya Rabbi. Hakkında kabul ve karin eyle ya Rabbi. Okunan Kur'an-ı Kerimlerden, kasidelerden, burada toplanmamıza vesile olan ve birkaç sene önce aramızdan ayrılan, şehit olan,
Ziya Özkozanoğlu kardeşimize de ya Rabbel Alemin, onun da ruhunu hediye ediyoruz. Sen vasıyla haberdar eyle ya Rabbi. Müminleri hesap gününde bağışla. Şüphesiz ki sen işten ve dualarımızı kabul edensin ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin, dualarımızı kabul eyle. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Şehitlerimize de ya Rabbel Alemin rahmet eyle. Makamlarını âli eyle, mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Hakan. Hayır.